Manşet hoş geldiniz. Esprili bir şeyle başlayayım dedim bugün. Hatırlıyor musunuz Gonca Vuslateri gezi günlerinde böyle bir tweet paylaşmıştı. Ve bu tweet çok gündem olmuştu. Öznesi yoktu. Fakat tabi tweet atıldığı sırada Tayyip Erdoğan bütün kanallarda canlı yayında konuşuyor olduğu için Erdoğan avukatları üzerine alınmışlardı. Erdoğan'a söylendi diye dava açtılar. Üç yıl sonra beraat etmişti. Çünkü öznesi yoktu. Twitch silindi sonra tabii falan ama kaldı. Arşivlerdeki yerini aldı. Aklıma o geldi. Şu son günlerdeki tartışmaları takip ederken. Hani e, Fatih Altaylı eline sağlık demiş ya. Yumrukçu gence o Filistin eyleminde. Hilafet bayrağı açan kişiyi yumruklayan gence. Öznesi yok diyor. Yani bir sosyal deney yaptım. Aynen öyle. Sosyal deney yapmak birilerine serbest. İşte diyor yanımdaki arkadaşa da söyledim. Nasıl kutuplaşma olmuş bak görüyor musun falan. Yani sen kutuplaşmada bir tarafa destek tweet'i atıyorsun. Eline sağlık diyorsun. Artı o yaptığın şeyle şiddeti övüyorsun. Genci, genci ayrı bir kutsiyet yaptığı eyleme ayrı bir kutsiyet bahşediyorsun. B tarafını çok açık bir biçimde belli ediyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki bak deney yaptım. Şey çok kutuplaşmış toplum. Yiyen olursa tabii. Neyse Gonca Vuslateri daha sonra bu karikatürü de paylaştı. Ben dedi ilhamı buradan almıştım. Güzel bir karikatür esersen. Kimse aşık olmuyor bana diye çıkışan gence geldi yine tipini bilmem ne yaptım diyor buradan ilham olmuş ama Gonca Vuslater'inin tweeti şey oldu şimdi gelelim işte Filistin'e destek falan mitingine 1 Ocak sabahı işte çevredeki camilerde namaz kılıp şeye gittiler toplandılar ne diyeyim Galata Köprüsü Eminönü Meydanı falan işte o civara toplandılar. ...ve Galata Köprüsü'ne... ...Galata Köprüsü'nün önü arkası her tarafı dolmuştu. Çaktırmadan platformu bu tarafa doğru çekelim... ...geminin burnu görülüyor diyor... <laughs> ...burundaki vatandaşlar... ...ki muhtemelen AKP'liler... ...evet petrol gemisi yani. Bir takım şeylerin... ...artık değişmesi gerekiyor. Yani bu, bu konuya itiraz ederken... ...iki biçimde itiraz ediyorlar. İlki ya bize eylem için izin vermedikleri yerde kendi taraftarlarına izin veriyorlar. Öyle zaten. Bunu geçeceksiniz artık. Bunu bırakacaksınız. İki, ya işte bunlar kendileri gemilerle petrol, ne bileyim çelik, barut taşıyorlar İsrail'e. Sonra da boykot diyorlar. Bunu da geçeceksiniz. Yani demek ki sen o kitleye ulaşamıyorsun. Sen kendi içinde istediğin kadar tweet at. Anlat. Daha başka yeni bir şey yapmanız lazım. Hukuk ve eyleme dair iki konu derken altta o yazıyor. Çok soyut gibi gelebilir. O iki konunun altını çizeceğim bugün. Yani artık 2024'te ya 2023'e kadar getirdiğiniz bayatlamış söylemi terk edin. Yani iki konuyu anlayın. Bu yayının amacı da biraz bu. Yani şeylerle ne derler ekrana getirdiğim görsellerle esasen e, bunu anlatmaya çalışıyorum. Sağdaki hilafet bayrağı değil. Sağdaki Suudi Arabistan bayrağı. Şimdi yeşil bir kumaşa beyaz hurufatla Arapça kelimeyi tevhid yazdığınızda bu hilafet bayrağı diye dolaştırıyorlar. Hilafet bayrağı değil. Hilafetle ve bayrakla alakası olan bir konu değil. Yeşil bir kumaşa basılmış kelimeyi tevhid o. Başka hiçbir şey değil. Bunu bir sopan ucuna taktığında ki onu da yanlış takmışlardı anlattım daha önce. Şey olmuyor. Yani bir, bir cehaletin ortaya çıkıyor bu bayrağın kılıçlısı Suudi Arabistan bayrağı. Siyah zemine basılmış olanın da işit bayrağı. Onu da belirtelim. Yani bayrak olarak bir bayrak nesnesi, bayrak cismi olarak çok e, tercih edilesi bir bayrak e, modeli değil. Yani başka bir şey üzerinde dursalar bunu düşünenler daha iyi ederler. Her neyse Suudi Arabistan Krallığı ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırımın teşviki konusunda işbirliği için mutabakat zaptı onaylanmış yani belli ki bu şey rafa kalktı birazdan ona da bakacağız ne derler bu kupa maçı süper kupa maçı krizinde filan hani acaba ne olur falan iki ülke ilişkileri deniyordu o bu Altaylı'nın ifadeye çağrılması meselesinde de yani cuma günü ifadeye çağrılmış bir çay kahve edecekler savcının odasında ifadesini verip çıkacak falan yani milletin sabahları evden topluyorlar değil mi şimdi bunu da geçeceksiniz yani 2 üç şey söyledim yayın boyunca. Bunu da geçin. Yani milleti sabah evinden topluyorlar da bunu niye davet edip çay kahve ısmarlıyorlar? Ya böyle bir dönem. Yani neticede sen o kadronun içerisindeysen, devlete çalışıyorsan seni sabahleyin evinden almazlar. Hoş alıyor gibi yapsalar da üç gün sonra bırakırlar. Devlete çalışan insanlar da rütbe rütbe. Yüksek rütbedeki insanlar böyle özel muamele görürler. Daha aşağı rütbedeki insanlar belki sabahleyin evinden alınır ama üç gün sonra bırakılır falan. Böyle bakın yani. Sonra böyle malzeme de olmuş. Şimdi Ahmet Hakan yazdık konuda haklı ama o tarafın bakış açısını göstermesi yönüyle de önemli. Yani alıyor sana böyle çakıyor. Diyor ki CHP Genel Başkanı ne yaptı? Yumruk, yumruk atan İsmail'in yumruk atıp İsmail Aydemir'in e, kaşını gözünü burnunu neyse kan içinde bırakan Ege'nin ailesini aracı geçmiş olsun dedi. Her zaman yanındayız dedi. Ege'nin eline sağlık demeye getirdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk hadisesini savunamaz veya bunu eleştiremez duruma düşüyorsunuz. CHP'nin genel başkanı yumrukçu gencin ailesini arıyor. Yanınızdayız diyor. Aynı şey. Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişiyle fotoğraf çektirip servis eden onu işte yargıda ne bileyim davanın arkasında durmayan aslansın paşamsın iyi ki de vurdun eline sağlık falan deyip o yumruk atan eli öpen insanlar fotoğraflar paylaştılar. Şimdi şey bu. Yani tehlikeli olan konu bu. Ha belki bir üçüncü dördüncü şey 2024'ü anlama kılavuzunda söyleyeceğim. Herkes e, kendiyle ilgili veya kendi lehine veya kutuplaşmanın kendi tarafında olan konuyla ilgileniyor. Yani eline sağlık diyor, yumrukçu gencin ailesini arayıp yanındayız diyor bilmem ne. Yani sen işte onun yanındayız dediğinde öbür tarafı da savunamaz hale düşüyorsun ve bir şiddet savunucusu oluyorsun. O açıdan muhataplarınızı iyi tanıyın. Yani onu, onu anlatmaya çalışıyorum. CHP İstanbul Gençlik Kolları da afişini bastırmış ner neredeyse sosyal ağlarda dolaştırıyor. Ege isimli üniversiteli gencin. Ben Ege'nin hukuksal haklarına, davranışına, pozisyonuna, motivasyonuna falan ilgilenilmesin, bakılmasın dem demiyorum. Tutuklanması da doğru değildi. E ceza alması da doğru değil. Bir gün yatarı bile yok eğer bir ceza alırsa bile. Orada değilim. Elbette hukuken yanında olmalısınız. Fakat yani bunu böyle bayraklaştırıp asmanın ne manası var? Türk genci devrimlerin ve cumhuriyetin sahibi bekçisidir. Çok ileri bir örnek olacak ama o gün Samas Hrant öldürdükten sonra da bir takım kolluk gücü yan yana fotoğraf çektirmek için sıraya girmişti önünde. Yani benzer bir konu. Direkt doğrudan alakalı değil ama benzer bir konu. Said Sefa paylaşmış. Sarıyla işaretlediğim bölümü okumanız kafi. Sözcü gazetesi ve yazarları çok güzel kılıflar uydurarak Erdoğan'ın hiçbir zaman ikna edemeyeceği kesimleri ikna ediyor. Suudi Arabistan süper kupa krizine ilişkin her zamanki yapılan şey yapılıyor. Türkiye'ye ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var. Ya kim? Nasıl yapmış? Neden yapmış? önü arkası öznesi hiçbir şey yok. Yani işte bu dönem biraz öznesiz konuşma dönemi. Herkes öznesiz konuşuyor. Salla. Tehlikeli tırmanış. Koç Üniversitesi yurdunda bir öğrenciye Kürt Alevi olduğu gerekçesiyle işkence yapılmış. Deliller ses kayıtları savcılıktaymış. Soruşturma açılmış ama üniversite susuyor İşkenceciler işkenceciler serbest geziyor diyor. Kemerle dövüldü, yüzüne ütü tutuldu, vücudunu kestiler. Özel üniversitenin yurt odasında dehşeti yaşattılar. Sonra da işte en son ekşi sözlüğün App Store ve Google Play'deki uygulamaları milli güvenlik kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş. Yani gidişat çok fena. 2024 2023ten daha karanlık bir yıl olacak. Görülüyor. Görüldü ve görülüyor. Bizim yani eskiden de bu yasaklamalar falan vardı ama bakın uygulama kaldırtıyorlar. Uygulama bile yasaklanıyor. Ee, yaşı 25-30'un altında olanlar belki hatırlamayabilirler veya geç, güç hatırlarlar. 2006-2007 yıllarında YouTube yasaklıydı Türkiye'de. Atatürk'e hakaret videoları kaldırılmadı veya hala yayında tutuluyor falan diye. Yani bir iki tane videodan dolayı koskoca bir YouTube'u kapattı Türkiye. Yasakladı ve bu iki yıl sürdü. O dönem e, iPhone'u olanlar iPhone'da YouTube uygulaması otomatik yüklenmiş olarak geliyordu. iPhone'u olanlar YouTube'dan video seyredebiliyordu. Böyle bir şeysi var. Yani bunu bypass etmenin yolu vardı. Filan falan ama düşünüyorum da ya yani evet bu ülkede 2 yıl 2006-2007 yıllarında yani 2008 2008 Mayıs Haziran mı kaldırıldı bilemiyorum. tamam hatta çalıştığımız ofislerde YouTube serbestti. Çünkü çalıştığımız ofislerin ben o dönem kanal akşam ofisinde çalıştım. Kanal D ofisinde çalıştım. Eee çünkü bilgi işlem kaldırmıştı engeli veya işte bir ayrı bir e, yazılımla veya VPN'le falan orayı şey yapıyordu. Fakat o da artık bak şey yapılıyor, kaldırılıyor, engelleniyor. Yani iş başka bir şey bir yere gidiyor. Şimdi hukuk ve eyleme dair iki konu derken ikinci konuya geliyoruz. Ee, daha doğrusu ilk konuya geliyoruz. Şimdi Can Atalay'ın Hatay Milletvekilliği düşmek üzere. Ama Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi iki kere karar verdi. Mahkemelerde hem e, lokal mahkeme hem de işte Yargıtay buna uymayarak İki kere de bu kararı çiğnedi. Anayasal suç işlediler. Can Atalay belki milletvekili olsa yapamayacağı hizmeti tutsakken yaptı. Bir şeyi gösterdi. O açıdan önemli. Yani bir yönüyle ya yani bitmemiş miydi hukuk? Çoktan bitmişti. Rafa kalkmamış mıydı? Çoktan rafa kalktı. Fakat neticede ocağın kendi ocağına ateş düşmesi gerekiyordu. Yani Evet umutlar tükendi gibi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi muhtemelen bir karar verecek. Ve milletvekilliği düşmüştür, yargı kararı kesindir diye bir şey okunacak, geçecek. Çünkü Anayasa Mahkemesi yani söz bitti. Şey bitti yani artık yapılabilecek yeni bir şey yok. E birazdan ona da bakacağız. Anayasa Mahkemesi ne yapmalı bu durumda ne yapmamalı. Aynı bir konu. Fakat şimdi ilk konuya geliyorum yani hukuk ve eyleme dair iki konu derken. Can Atalay'ın şu eski paylaşımı paylaşılıyor yani... Hani öyleydi derdiniz, Kocaeli Üniversitesi'nde akademisyen arkadaşlarımızı sadece barış için nasıl cezalandırırsınız? Şimdi bu yaklaşım hep var. Yani oldu. Bunu da kabul edeceksiniz. Bununla yaşayacaksınız. Yani ben e, başta bayağı itiraz ettim ama artık bununla yaşamayı öğrendim öyle söyleyeyim. Evet her kabile kendisine hukuk istiyor. Her kabile kendisine fikir hürriyeti istiyor. Her kabile kendisi için demokrasi talep ediyor. Veya demokrasiyi kendi çıkarları için kullanıyor. Köprüyü geçtikten sonra da ötekilerle ilgilenmiyor. Öte tarafa bakmıyor. Yani hukuku, demokrasi, fikir hürriyetini bu tür şeyleri bir araç olarak kullanıyor. Bu durum Can Atalay için de geçerli. Canatalay'ın ait olduğu mahalleyi biliyoruz. Genetiği belli yani. Şimdi biraz daha işin şeyine ineceğim. Şimdi Can Atalay bu çivitte yani kardeşim işiniz sizin cemaatte değil miydi? Barış Akademisyenlerle ne işiniz var diyor. Aynı şey aynı mahallede başka biri tarafından da daha bugün yeni dile getiriliyor. Can Atalay'ın bu tweet'i zaman? 2016'da. Yani darbeden 15 Temmuz darbe girişiminden 1 iki ay sonra. Ama aynı durum devam ediyor. İbrahim Kaboğlu Yargıtay 3. Dairesi Anayasal Düzeni yatsımaktadır falan 5 maddede bir tweet paylaştı. Yeni Anayasa Mahkemesi kararından sonra Can ile ilgili. Fakat aynı Kaboğlu 5 Aralık 2023'te Barış Akademisyenleri ile ilgili çok çarpıcı iki sayfalık bir açıklama paylaştı. Bir görüş paylaştı, bir kanaat paylaştı. Burada yaklaştığınızda görürsünüz. Diyor ki Barış Akademisyenlerine işkence ediliyor. 5 Aralık 2023 daha bir ay önce, tam bir ay önce. O hal amaçları, o hal amacı dışında ve kötüye kullanıldı. Yani siz amacının dışına çıktınız. E, buna 415 Barış Barış Akademisyenini de eklediniz. Barış Akademisyenlerini de FETÖ torbasına eklediniz. Barış yanlıları terörle teröristlikle yaftalanarak hedef gösterildi. FETÖ'nün eski ortağı AKP'nin falan diyerek de şey yapıyor. Yani öteci bizi ilgilendirmiyor kardeşim. Beni niye aynı torbaya koyuyorsun diyor. ile aynı çizgi. Yani mahalle çizgisi bu. Sonra da Barış Akademisyenlerinin durumu yargısal zihniyete de ayna tutuyor diyor. Evet Şahane. Evet ayna tutuyor Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu. Ben sizi insan hakları hukukçusu olarak başta tanıdım ama çok öyle olmadı. Kendi haklarının hukukçusu olarak o ortada olduğunuz faaliyet gösterdiğiniz ortaya çıktı. O açıdan yargısal zihniyeti ayna tutması açısından şu paylaştığınız 5 Aralık 2023 tarihli kanaatinizi çerçeveleyip duvara asmak lazım. Teşekkür ederiz. 7 yıldır 8 yıldır kanaatin değişmediğini bize gösterdiğiniz için, ayna tuttuğunuz için. Hukuku kendiniz için istediğiniz için, öbürlerini umursamadığınız için. Beni niye aynı torbaya koyuyoruz, de, koyuyorsunuz dediğiniz için, o tar, o torbayı lanetlediğiniz için. Teşekkürler İbrahim Kabaoğlu. Ama işte hukuk ve eyleme dair ilk konu, iki konudan ilki bu. Artık bunu şey yapın, yani içselleştirin. Zor, ben içselleştirdim ama e, zaman aldı. Siz de yavaş yavaş buna alışın. Her kabile kendine istiyor, ötekini gömmeye çalışıyor, öteki umurunda bile değil. Hukuk, demokrasi, fikir hürriyeti sadece kendi kabilesinde, kendi kabilesinin hakları söz konusu olunca var ve işte böyle. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne dönelim. Bir iki cümle söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi'ne meydan okuyan Yargıtay kararında kararın örgüt, terör örgütlerinin söylemleriyle uyumlu diyor. Yani terörize ediyor Anayasa Mahkemesi'ni Yargıtay. Yani hadi sizlere bakar mısınız? Bu karar hukuk uygun değil, uymuyoruz bilmem ne falan falan. Haddini aşmıştır bilmem ne. Fakat terör örgütünün bir mahkeme olarak dairemizin derece mahkemelerinin kararlarını denetleyen bir üst temiz mahkemesi olduğunu görmezden gelmek suretiyle beni görmezden geldin sanki sonradan oluşturulan bir mahkeme olarak göstermesi terör örgütlerinin söylemleriyle uyum göstermiştir diyor. Yani terör örgütü eşittir anayasa mahkemesi diyor Yargıtay kararında. İşin geldiği nokta bu. Ve orada o üyelerin bir gün bile durmaması lazım. Üyelerden bir tanesi işte bir tweet paylaşmış. Kenan Yaşar. Karıncalar fili çok kıskanır. Canlıysa biz de canlıyız. O büyükse biz de büyüyüz derlermiş. Bir gün fil geçerken hepsi filin sırtına atlamışlar. Fil silkinmiş. Hepsi yere düşmüş. Sadece biri kalmış. Yerdeki karıncalar filin sırtındaki karınca için tempo tutmuşlar. Ez onu ez onu. Diyor ki yani ben diyor film, Yargıtay da benim sırtımdaki karınca. Şimdi bunu geç. Kenan Yaşar bir sene önce, 2022'de mi? Yani iki sene önce yaklaşık şey yaparak, yemin ederek Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş. Daha yeni Erdoğan'ın yeni atadığı bir isim. Ve bu tweette de bir yönüyle Erdoğan yargısına veya Erdoğan unsurlarına kafa tutuyor kendince. Geçeceksin onu. Yani buna, buna gerek yok. Yani seni terörize eden, senin kararlarını uygulamayan, seni yok sayan bir irade var. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyelerinin en azından ihlal kararı veren isimlerin cübbelerini asması gerekiyor yapmadıkları sürece bir kararlarımızla konuşuruz demenin bir manası yok çünkü Türkiye artık kararlarıyla konuşulan bir ülke olmaktan çıktı. Şimdi muhalefete gelelim. Hukuk ve eyleme dair ikinci iki, iki konudan ilkini anlattım. Şimdi ikincisi. Temel Karamollaoğlu bu diyor anayasal düzeni ilga etmeye yönelik bir darbedir. Çok güzel. İşte Özgür Özel paylaşmış. Parti meclisimiz topluyorum derhal ve özel gündem olarak bu konuyu konuşacağız. Bugün artık 2024'ün konusu. Ee, eğer tweet atıyorsanız tweet diyorum da işte post gönderi diyelim. X platformu her şey değişti ama gene anlayan anlıyor. Bir mesaj paylaşıyorsanız sosyal ağlarda bu şöyle olmalı artık. Anayasa Mahkemesi'ne desteğe gidiyorum. Saat bilmem kaçta hangi günse. Yargıtay 3. dairenin önüne gidiyorum sarayın kapısına gidiyorum. Ne bileyim enflasyon açıklandı rakamlarla oynuyorlar TÜİK'e gidiyorum. Bunu birkaç kere Kemal Kılıçdaroğlu denedi ama olmadı. Eğer sosyal alardan bir şey paylaşacaksanız eylem olmalı. Hukuku anlattım ve eylem artık insanlar sizin eyleme geçmenizi bekliyor. Parlamentoda bu konuda soru önergesi vereceğiz. Gündem dışı söz olarak bu konuyu gündeme e, getireceğim. Parti meclisini topluyoruz şekilde olduğu gibi. Şimdi yarın öbür günde grup konuşmalarında e, eser gürlerler e, görevimizi yaptık. Eylem gerekiyor artık. Yani 2024'ün gösterdiği şu oldu. Bir, evet hukuk, demokrasi, fikir hürriyeti bitmiştir. Her kabile, her kabile kendisi için istemektedir. Artık bunu içselleştirin. İki, Artık yani tweet atmak, tweetle tepki göstermek, yazılı açıklama yapmak, bildiri yayınlamak, bildiri imza bitti. Yani neticede sizden beklenen eylem biz yokuz. Çıkın bakalım Türkiye Büyük Millet Meclisinden sadece CHP grubu çıksın bakayım ne oluyor. Komisyonla komisyon çalışmalarınıdan çekilin bakayım ne oluyor. Yapabiliyor musunuz? Hiç zannetmiyorum ama budur yani hukuk ve eyleme dair iki konu derken bu ikisinin altını çizeyim istedim. Şimdi Anayasa Mahkemesi kararlarını sormuş Metropol Araştırma. Türkiye'nin nabzı Kasım 2023 araştırmasında. iki ay önceki araştırma yeni sayılır. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz? Yüzde 60 hayır demiş. Doğru bulmuyor. Partilere baktığınızda AKP'lerin de 50'si hayır demiş. CHP'lerin yüzde 71'i hayır demiş. MHP'lerin en yüksek oran MHP'lerdi. Evet doğru buluyoruz diyen 34. Ki... Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ne üst perdeden e, kükreyen bir isim kapatılmalıdır bilmem ne falan falan diye. O bile partisinin ancak %34'ünü e, ikna edebilmiş. Karikatürde dejavu demiş Ercan Akyol. E, bir kuvvetler ayrılığı karikatürü çizmiş 2010 yılında 14 Ocak 2010. Yani bundan tam 14 sene önce yasama yürütmeyi, yürütme yargıyı falan böyle yumruklaşma halindeler. Erdoğan diyor iktidar koltuğuna oturduğundan bu yana yargıyla uğraştı. Doğru. Ve 2010 Ocak tarihli karikatür bu. Ve sonunda hani onu dönüştürmeyi de başardı. Onu da söyleyeyim. Üç gün sonra hava döner de bu yargıta üyeleri anayasayı ihlal suçuyla yine bu iktidarın hakimleri tarafından yargılanırsa şaşırır mıyız? Hayır. Karga kafasına katılıyorum. Şaşırmayız. Mehmet Ali Çelebi'nin düğün törenini hatırlıyor musunuz? Nereden hatırlayacaksınız? Mehmet Ali Çelebi 30 Ekim 2013'te evlenmişti. Kezban Hanım'la nikah şahidi Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sadece o değildi. Metin Feyzoğlu'ydu. O zaman Barolar Birliği Başkanı. Ümit Kocasakaldı. Kezban Merey eşi. Nikah şahitliğini de yine Kezban Merey tarafının nikah şahitliğini de avukat Celal Ülgen ile şimdi adı artık işkenceci çıktı. Eski subay Ali Türkşen üstlenmişti. Celal Ülgen de bu arada tedavi görüyormuş. Ona acil şifalar diliyoruz. Cezaevinde hasta askeri cezaevi böyle fotoğraflar paylaşılmıştı. Yani o günlerde e, Mehmet Ali Çelebi'nin avukatı Ceral Ülgen'di. Çekilen fotoğrafları 3. Kolordu komutanlığından istiyor. Komutanlıktan emir subayı da fotoğraflar 1-2 saat içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak diyor. E, böyle günler. Yani hani daha henüz hukukun yasa tutulmuyordu. O arada Metin Feyzoğlu Mehmet Ali Çelebi'ye söz vermiş. Hukuk devletini el birliğiyle kurtarma sözü vermiş. El birliğiyle kurtarma sözü de birkaç ay sonra darbe sonuçturması sanıklarının tahliye edilmesiydi. Tahliye edildikten sonra da zaten e, hukuk devleti el birliğiyle kurtarıldı. Sonrasında da ilgilenmediler. Bu işte bunlar nikahtan çekilen fotoğraflar. Hasta askeri cezaevinde o günkü koşullarda, bugünkünü aratmayacak koşullarda e, bir e, düğün merasimi, nikah merasimi düzenlendi filan. Zaten birkaç ay sonra da Mehmet Ali Çelebi tahliye oldu bilmem ne. Fakat Mehmet Ali Çelebi yani bu nikah fotoğraflarını niye getirdim Bayram değil Seyran değil? Tam da şundan getirdim. Barbaros Şansal e, pay, e, sosyal ağlarda, ex e, platformunda paylaştı. Bu diyor Mehmet Ali Çelebi. İçerideyken nişanlısını bedava gelinlik için bana getirmişlerdi. Kezban Hanım. Yani 2013'e gidiyoruz. Tabii ki dikmemiştik. Adam içeride Kadın en pahalı gelinliğin peşindeydi. Yani kapıya kadar yolcu ettik nezaketimizden. Yani duruma bakar mısınız? Yani Teğmen rütbesinde işte ve neyse Türk Silahlı Kuvvetleri. Subaylık kariyerinin başında bir insan cezaevinde kaç yıldır e, evlenmeye karar veriyorlar falan. Gelinlik için Barbaros Şansal'a gidiliyor yani. Yani ünlülerin, zenginlerin falan tercih ettiği bir moda evine gidiliyor filan ve zona en pahalı gelinliğin peşinde yani kadın falan. Yani enteresan. Yani bu tweet'in altına düşülen yorumlarda o günlerden belliymiş bu işte zenginlik merakı, para, lüks merakı falan diyorlar ama maalesef Evet, sonra biraz da bunu detaylandırmış. Sessiz çığlık eylemleri zamanıydı. Haksız yere hapise konulan komutanlar için her hafta adalet nöbeti tutuyorduk. O tarihte Teğmen Çelebi de hapisteydi. Bir asker eşi çaresiz olduklarını söyleyerek gelinlik için bana getirdi. Baktım kibarca yolculuk, yolcu edildiler diyor. İşte bu hastal e, şapkasıyla görülüyor. Barbaros Şansal o eylemlerden biri. Gerçekten hastal cezaevinde düzenlenen veya önünde tertip edilen eylemlere Barbaros Şansal o dönem aktif destek vermişti. Dönelim gerçek gündeme. Yıllık enflasyon TÜİK'e göre 64, ENAG'a göre %127. Yani bu nedir? Bu şudur. Twitter'da bir anonim hesaptan alıntıladım getiriyorum. Enflasyon yanlış açıklandı. Özel sektörde maaş dengesi tamamen bozuldu. Eğitimli insanların maaşı asgari ücrete yakın sandı. Bazı aktör e, sektörlerde devlete çalışmak özel sektörden daha avantajlı hatta. Şimdi bu. Enflasyonu siz yanlış açıkladığınız zaman Buna yol açıyorsunuz İki buna ekleyeceğim bir şey daha var iki e, enflasyon esasen gizli bir vergidir yani halkı bir kere daha vergilendiriyorsunuz sonra da ihracat açıkladığınız ihracat rakamlarıyla insanları oyalıyorsunuz şimdi ihracat rakamlarına ilişkin ekonomist Seda Demirat güzel bir paylaşımda bulunmuş sanki diyor ihracat kalkınmaya hizmet etsin etmesin. Kendi başına bir hedefmiş gibi, sanki ihracatı teşvik, teşvik etmek tartışmasız iyi bir şeymiş, hiçbir maliyet yokmuş ya da o maliyet bizim vergilerimizle karşılanmıyormuş gibi, sanki kazanan hepimizmişiz gibi, sanki neyin ihracının teşvik edildiği hiç önemli değilmiş gibi konuşuyoruz diyor. Sorulmadı bize, verginiz eğitime mi harcansın yoksa, yoksa ihracatçılar mı teşvik edilsin? Hep dolaylı vergiler. O arada Dünya Enflasyon Endeksini getireyim size. Türkiye açıkladığı 64.77 ile 5. sırada Venezuela, Lübnan, Arjantin, Suriye'den sonraki. 64.77 en Enag'ın açıkladığı %127'yi söz, söz konusu olursa Arjantin'in hemen altında, altında, ardından 4. sırada oluyor. Savaştaki ülkelerde bile bu enflasyon yok. Türkiye'de hiçbir şey yokken hatta gel ne olursan ol gel bütün ne bileyim pasaportsuz girişler izin yatırım yapmak serbest ev almak serbest. Her türlü kapılar açılmışken kirli paraya e, ne bileyim her türlü paraya, her türlü kazanca Türkiye tam anlamıyla bir suç cennetiyken ve her pasaport olan elini konu sallayarak girebiliyorken gelinen durum bu. Hiçbir kısıtlama yok yani. Rusya'ya kısıtlama var. Sizin sizin Rusya ile ticaret et, ticaret yapmanız serbest. Yani Avrupalı ülkeler kana alıyor. 2 yıldır Rusya'yla kısıtlamalardan dolayı ucuz gaz alamıyorlar bir sürü şey. Ama sana her şey serbest. Buna rağmen enflasyon buysa Bakın bu önemli hani bu lafta damat tarafından kazandırıldı ya literatüre. Ama bu gerçekten önemli. Tesla Çinli rakibine geçirdi yılın son çeyreğinde. Bu gerçekten önemli. E, BYD isimli bu Çinli otomotiv e, otomobil markası elektrikli oto gerçekten e, şey ben birkaç aydır takip ediyorum bu piyasayı. Tesla zirvedeydi ama yılın son çeyreğinde geçildi. Önemli bir gelişme bu. Çok önemli bir gelişme. Çin artık dünya markalarına kök söktürmeye başladı... elektrikli otodan giriş ilk bunu arkası bunun arkası gelecek yani önümüzdeki yıllarda pek çok markanın yavaş yavaş gerilediğini göreceksiniz dönelim Avrupa'ya Avrupa ucuz gaz temin edemediği için Rusya'dan Almanya'da maliyetler yükseldi ve Alman ekonomisinde gerileme baş gösterdi neden e, Rus gazına bağımlıydı pek çok yönüyle endüstriyi iki yıldır Rusya'dan ucuz gaz alamıyor iş Şey belli yani gelinen geldiğimiz nokta belli. Yani nerede yap yanlış yapıldığı da belli. Nerede yanlış yapıldığı da belli. Ukrayna Savaşı'nın işgalinin neyse maliyeti de belli. Orta Doğu kan alıyor. Deminden beri konuştuğumuz konular hiç konuşulmuyor Türkiye'de. Ya da sadece uzmanlara havale edilerek geçiştiriliyor. Ama Türkiye'de içine alan bir e, yangın veya e, bir çatışma ortamı başladı başlamak üzere. Başladı bile diyebiliriz. E, siyasi kanadının tepe isimlerinden Salih el-Aruri öldürüldü Beyrut'ta ve Hizbullah'ın buna misilleme yapmasından korkuluyor Lübnan Hizbullah'ının ve e, henüz bir misilleme havası yok ama çok öfkelendirdiği açık Hizbullah lideri Hasan Nasrallah Beyrut'ta Lübnan'da ve burada da zaten işte e, Hamas liderleriyle görülüyor. Ne olacak, ne bitecek? Şu anda bunun müzakeresi altındalar. Yani eş zamanlı olarak İran'da da iki bomba patladı. Kasım Süleyman'in mezarı yakınında anma töreninde yüzün üzerinde insan da orada hayatını kaybetti. Bunun bunun da arkasında İsrail var, tezleri var, işit tezleri de var. Ama son derece enteresan. O arada aydınlık camiası, Vatan Partisi, Eski İşçi Partisi neyse. Camiası Gençlik Birliği de Kasım Süleymani'nin Kirman'da mezarı başında düzenlenen anma törenine katılmış. Yani sadece Saadet Milli Görüş Cephesi değil, ulusalcılar da buna bu şekilde destek veriyorlar. şey önemli, yani kaldığı yer burası. El Kasım Tugay'ı kurucusu, aynı zamanda yani silahlı gücün de kurucularından biri El Aruri. Ee, bulunduğu yeri drone'la nokta uçurmuşlar. Yani ve sadece o ve çevresindeki insanları e, Hizbullah'a falan da sıçramasın istemişler bu olay. Yani son derece enteresan e, bir hikaye. Evet, İzzettin El Kassam biraz evvel El Kasım dedim. İzzettin El Kassam Tugayları'nın da kurucusu aynı zamanda. El Aruri, Salih El Aruri Dronla, nokta atışla öldürülüyor. Son derece enteresan şeyler oluyor ve bu konular maalesef çok fazla gündeme gelmiyor, konuşulmuyor. Orta Doğu'da bir bölgesel savaş çıkmak üzere. Bir manşeti daha böylelikle noktalıyoruz. Haftanın son manşeti Cuma. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşçakalın.